Ee, ben Özel Binboğa, Fortitosan Eskişehir Fabrikası'nda kalite metot mühendisi olarak görev yapmaktayım. Ee, bugün sizlere ilk olarak ben Eskişehir'de kullanmış olduğumuz optik ölçüm sistemlerinden bahsedeceğim. GOM firmasının e, bize sağlamış olduğu cihazlardan bahsedeceğim. Daha sonra Eser Bey ise Gölcük tarafının e, takım kalıptaki uygulamalarından bahsedecek. Çok kısaca şirketimizden bahsetmek isterim. Türkiye'deki port lokasyonlarına baktığımız zaman dört lokasyon karşımıza çıkmakta. Gölcük lokasyonu 2001 yılında kuruldu. Eskişehir lokasyonumuz 1982 yılında, Yeniköy lokasyonumuz 2014 yılında ve Sancaktepe ARGE merkezimiz ise 2015 yılında faaliyete başlamıştır. Kısaca lokasyonlarımızdan bahsedecek olursak Gölcük lokasyonumuzda Ford Transit ve Ford Custom modellerimiz üretilmekte. Yıllık 330 bin araç üretim kapasitesine bu lokasyonda sahibiz. Alt birimlerine bakacak olursak bu lokasyonumuzda montaj, boyahane, kaynak ve takım kalıp pres atölyesi mevcut. Yeniköy lokasyonuna bakacak olursak Ford Courier modelimiz burada üretiliyor yaklaşık yılda 110 bin araç üretim kapasitesine sahibiz ve bu lokasyonda da boy montaj ve gövde üretim birimleri mevcut Benim de bulunduğum Eskişehir lokasyonuna bakacak olursak burada iki farklı ana fabrika olarak ayırabiliriz Aslında motor ve kamyon fabrikası olarak kamyon fabrikasında kep kaynak pres, boyhane ve montaj olarak alt birimlere sahibiz. Ee, yılda yaklaşık 15 bin kamyon üretim kapasitesine sahibiz. Motor fabrikasında ise e, 75 bin adet motor üretim kapasitesi ve 140 bin adet güç aktarma organları üretim kapasitesine sahibiz. Sancaktepe'de ise ARGE merkezimiz bulunmakta. Burada kamyon için mükemmellik merkezi Kamyonlara ve bağlantılı güç aktarma organları mühendisliği bölümü, dizel güç aktarma organları mühendisliği ve hafif ticari araç geliştirme mühendisliği birimleri mevcut. Sistemlerimize bakacak olursak bizim GOM olarak kamyon fabrikasında iki sistemimiz mevcut. Bunlardan bir tanesi Scanbox Atos 7160 dediğimiz sistem, robotik sistem. Diğeri ise portatif olarak da adlandırdığımız Atos Triple Scan. Ben bu sayfada aslında bir özet geçmek istedim ve bir karşılaştırma yapmak istedim. Çünkü biz Scanbox'ı devreye almadan önce kabinlerimizi ve diğer saç parçalarımızı Atos Triple Scan ile ölçüyorduk. Ve bu iki sistem, bu iki optik ölçüm sistem bizde olmasaydı ve bunun bunların yerine bir konvansiyonel CMM kursaydık bunun bir karşılaştırmasını yapmak istedim. Ve altı ana başlıkta bunları ayırdım. Alan, hız, data, kurulum, raporlama ve fikstür olarak. Şimdi alana baktığımız zaman kep biz kamyon ürettiğimiz için kabin boyutlarımız oldukça yüksek. Baktığımız zaman eğer bu kabini konvansiyonel CMM ile ölçecek olsaydık yaklaşık 110 metrekarelik bir alana ihtiyacımız olacaktı. Bu da oldukça yüksek bir alan kaybı. Daha önce Atos ile ölçerken yaklaşık e, portatif olduğu için kep e, etrafında dolaşmamız gerekiyordu. Bunun içinde yaklaşık 75 metrekareye ihtiyacımız olacaktı. Şu an ise e, GOM Scanbox'ın kurulu alanımız 50 metrekare. Zamana bakacak olursak eğer bir konvansiyonel CMM ile kebimizi ölçecek olsaydık yaklaşık 5 saat harcayacaktık. E, Atos'la daha önce triple scan ile portatif Com'la e, 10 saatte bir kabini bitirebiliyorduk. Şu an ise kabinimizin en büyük kabinimizi bile iki buçuk saatte bitirebiliyoruz. Ee, az önce bahsedildiği gibi konvansiyonel CMM'lerde ölçüm nokta bazlı. Fakat Triple Scan ve Scanbox'a kendi kullanmış oldukları GOM Inspect sayesinde yüzey taraması ve dijital olarak e, dataları elde edebiliyoruz. Kuruluma baktığımızda Scanbox'ı e, biz CAP kaynak içerisine konuşlandırdık ve neredeyse inline olarak kullanıyoruz. Yani CAP kaynak hattının en sonunda bitmiş ürünü direkt olarak alabiliyoruz kolaylıkla. E, Atos'a baktığımız zaman portatif olarak cihazı taşımamız e, gerekliydi daha önce. CMM kuracak olsaydık e, özel bir platform ile bunu yapmamız gerekmekteydi. Raporlamaya baktığımızda Scanbox ve Atos Triple Scan'de e, esnek raporlama söz konusu e, daha görsel CMM raporlara göre. Fixtür konusunda ise e, modüler bir fixtürle ve döner taplı fixtürleriyle optik ölçüm cihazlarını kullanabiliyoruz. Konvansiyonel CMM'de ise herkesin bildiği gibi 5-unique e, fixtürleme mantığı mevcut. Ee, sağ tarafta ise bizim en çok hayatımızı kolaylaştıran e, özellikleri yazmak istedim ben. Burada e, ara bir yazılım olmadan robotun doğrudan kontrolünü sağlayabiliyoruz. E, programı çalıştırmadan robotun otomatik çarpma kontrolü var ve program sizi uyarabiliyor programı yazmadan. E, ölçüm sonuçlarını simüle edebiliyorsunuz robotun optimizasyonunu yapabiliyorsunuz, gereksiz yollardan kaçınabiliyorsunuz. Ölçüm hacmi alanı vasıtasıyla erişilebilirliği oldukça yüksek robotik sistemin. Az sonra bahsedeceğim gibi yerleşim dizaynı da yapıp, ilk yatırım maliyetini de azaltabiliyorsunuz bu sistemle. Koordinatları otomatik hesaplayabiliyor. ...mesh dataları otomatik poligonize edip surface oluşturabiliyor. Ee, online olarak bir fotoğraf makinesi gibi e, görüntüyü size aktarıyor... ...ve nerelerin fotoğrafını çekeceğini çekeceğinizi daha kolaylıkla görebiliyorsunuz. Ee, kalibrasyon için ekstra bir parçaya ihtiyaç duymuyor. Kendi ölçüm e, alanı içerisindeki kalibrasyon paneline... Cihazı göndererek vardıya başına bir kez kalibrasyon yaptınız yeterli ölçümden önce ve bizim en çok e, memnun kaldığımız özelliklerden biri de grey bölü feature özelliğiyle e, özellikleri otomatik olarak GOM inspect e programı tanımlıyor. Mevcut Atos 7 seri kurulumlarına bakalım isterseniz. Ford Köln fabrikalarında 2 adet 72-60 var. Meksika fabrikamızda 1 adet bizde de bulunan 71-60 serisi var. Ve bizde de yine Scanbox versiyonu olarak 71-60 serisi var. Kabin boyutu 10 metreye 5 metre. Çok Küçük bir alan aslında bir kamyon fabrikası için bu en büyük avantajlarından biri. Efektif öl ölçüm alana baktığımızda 6 metre ve 2,5 metre gibi geniş bir alana sahip. Burada e, aslında kademinde çözüm ortağımız olduğu bir konu var. E, standart sistem kullanımında 82-60'larda e, semli parçalar için ayrı bir e, ölçüm odası e, vardı. Fakat biz bunu fabrikamıza bir modüler fikstür ve döner taplayla tek ölçüm odasına indirdik. Bu entegrasyon ile iki sensör kafası kullanmak yerine bir kafa kullandık. E, i̇ki robotik kol ve iki lineer ray yerine bir robotik kol ve bir lineer ray kullandık. Ve aynı zamanda sub-SM ölçümlerimizi de e, kabini ölçtüğümüz odada yapabiliyoruz. Buradan da yer ve ilk yatırım maliyeti kazancı <laughs> sağladık. Ee, devreye aldığımız bu modüler fixtürle, ya yani ölçüm odası içerisine e, devreye aldığımız bu fixtür ile 17 farklı sabah semli parçanın ölçümünü yapabiliyoruz. 5 ee, farklı şasi ölçümü yapabiliyoruz. 6 farklı kabin ölçümünü de gerçekleştirebiliyoruz doner tapla sayesinde. Ee, örnekler üzerinden gidelim. Burada e, en ilk örneğim kabinin en üst noktalarında ki deliklerin konumunu scanbox sayesinde ölçebiliyoruz. E, Atos Triple Scan veya konvansiyonel CMM ile aslında neredeyse imkansız gibi göz, gözüken bir ölçüm e, yaklaşık kabinin e, tavanını düşünebilirsiniz. Tavan üzerindeki deliklerin konumunu scanbox sayesinde kolaylıkla ölçebiliyoruz. Bir sonraki örneğim bizim metrik olarak takip ettiğimiz Ford Product Audit metriğimiz mevcut. Panellerin ezik göçük yönüyle değerlendirilmesi ve insan gücü tarafından yapılan bir metrikti bu. Scanbox ve Atos Triple Scan'i devreye aldıktan sonra Surface Comparison özelliğiyle bunu ortadan kaldırdık bu manuel işlemi ve Scanbox'a ölçerek e, FBA'lerimizi yapabiliyoruz. Dijital FBA'lerimizi kayıt altına alabiliyoruz ve uzun dönemde takip edebiliyoruz. Burada verdiğim örnekte yine bir kabinin tavanı ve oldukça hacmi yüksek bir parça. Bu kişi tarafından yapılması hem ergonomi açısından hem de zaman açısından oldukça e, zordu bizim için. Scanbox da buna çözüm getirdi. E direkt SPC olarak raporlayabiliyoruz. Com Inspect yazılımı sayesinde kolaylıkla otomatik olarak direkt SPC ara ve başka bir program kullanmadan SPC özelliklerini inceleyebiliyoruz. Şasilerimizi kesit olarak raporlayabiliyoruz. Yani bir şasinin U açıklığını kesit olarak alıp o kesiti inceleyebiliyoruz. Detaylı ölçümler yapabiliyoruz. Buradaki en altta vermiş olduğum örnekte oldukça uzun bir parça ve çok küçük deliklere sahip olan bir parça, scanbox sayesinde bu deliklerin konumunu da otomatik olarak çıkarabiliyoruz. Evet, triple scanle biraz örnek vereyim. Triple Scan'i de biz daha çok problem çözmek için kullanıyoruz. Yani hatta bir problemimiz çıktığı zaman Triple Scan'i portatif olarak taşıyıp ölçümlerini yapıp direkt olarak problemlere ateş ediyoruz. Sol tarafta mesela çatılmış bir şasinin örneği var. Direkt olarak ölçümü alıp problemin kaynağına inebiliyoruz. Bir diğer örneğim ise yine Hattan gelen bir probleme istinaden o parçanın yalnızca istenen özelliklerini direkt olarak ölçüp zaman kaybetmeden probleme çözmeye yönelik kurşunlarımızı kullanıyoruz. Son örneğim ise tersine mühendislik uygulamalarında kullanıyoruz Atos Triple Scan'i. Burada Cat Data'da tanımlı olmayan bir form e, sol taraftaki örnekte bu formu Triple Scan ölçüp açısını çıkarıp daha sonra teknik resimlere ve CAD datalara işleyebiliyoruz. Sağ taraftaki örnekte ise e, takım kalıpta kullanılan bir aparatın e, CAD datası olmayan bir aparatın tarandıktan sonra STL ve STEP formlarına çevirip kullanabiliyoruz. Bundan sonraki sunumun bundan sonraki kısmına Eser Bey devam edecek. Gölcük'teki tak, takım kalıp uygulamalarını aktaracak. Herkese merhabalar. Sesim geliyor mu? Evet Eser herhangi bir problem yok. Tekrardan merhaba. Öncelikle e, kadem ekibine, e, kadem ailesine böyle önemli bir bilgi gününde bize e, vakit ayırdı, bize daveti için teşekkür etmekle başlamak istiyorum. E, şimdi ben Fort Otosa'nın özellikle Gölcük kısmında e, var olan 3D tarama uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Önce kendimden bahsetmek istiyorum kısaca, ee, müsaade ederseniz. Ee, Hatay doğumluyum, 89 yılında e, dünyaya geldim. E, direkt üniversiteye geçeyim, kısa kesmek istiyorum, çok zamanınızı almak istemiyorum. Makine mühendisliğini Koca Üniversitesi'nde e, 4 yılda tamamlayıp daha sonra e, kısa bir aradan sonra e, yüksek lisansımı tamamlamış oldum yine aynı üniversitede. Yine makine mühendisliği e, ana bilim dalında. Mezun olur olmaz da karal Kalıp'ta plastik enjeksiyon firmasıyla bir tasarım proses mühendisliği tecrübem oldu iki yıllık ve 2014'ten beri Fort Otosan'dayım. Fort Otosan'a da girince ilk sene pres imalat mühendisliğiyle başlayarak 2015'ten bu yana da takım kalıpta proje koordinasyon mühendisi olarak devam etmekteyim. Ben gölcük kısmını anlatacağım öncelikle. Gölcük kısmında demin Özel Bey'in bahsettiği plantlerden en sağda gördüğümüz takım kalıp ve pres atölyesi bir arada bulunuyor bizde. Ben takım kalıpta çalıştığım için şimdi takım kalıptan kısaca bahsedeceğim. Takım kalıp ne yapıyor? Takım kalıp demin birçok sunumda da gördüğünüz üzere CAD data, 3 boyutlu görseli olan parçaların e, pres hattından levha şeklinde giren sacların metal veya alüminyum bunların basılmasını sağlayan büyük işte tonajı 25-30 tonlara kadar çıkan kalıplarda e, şekil verilmesiyle plastik şekil verilmesiyle oluşan e, sacların üretimi için e, kalıplar imal ediyoruz. E, ciddi bir e, çalışma gerektiren, ciddi bir e, sanatsal çalışma gerektiren kalıp üretim organizasyonunun e, tüm parçalarını biz burada üretebiliyoruz. E, dökümleri eskiden, daha önceki zamanlarda biz e, dökümleri de e, kendimiz üretirken, e, son yıllarda e, döküm maliyetlerinin e, dışarıda yönetilmesiyle biz dökümleri dışarıdan hazır olarak alıp e, takım kalıp olarak e, tezgahlarımızda e, birçok e, üç boyutlu, dört boyutlu işlemelerden geçirip, montajlarını yapıp daha sonra kalite çalışmalarına kadar ki tüm süreci yönetebiliyoruz. E, takım kalıpta yıllık toplam kapasitemiz 252 bin saate varıyor. Burada detaylarını görebilirsiniz. Detay rakamlarla sizi çok sıkmak istemiyorum. Ee, toplam personel sayımız e, 202 kişi ortalama olarak değişebiliyor. Beyaz yakamız 42, mavi yakamız 160 kişi olmak üzere. E, tabii kapalı ve açık alanımız da var. E, i̇ki ofisten oluşuyoruz, mühendislik ve imalat ofislerimizin yanında atölye alanımız da çok büyüktür. E, yıllık burada üretim ...lerden çok bahsetmedim ama yıllık ortalama 140 kalıp üretebilme kapasitemiz var. Bunun tabi ek mesailerle ve işte dış firma yönetimiyle birlikte 160 kalıba kadar çıktığını daha önce de tecrübe ettik. Atos 2, 3, 3D taramalarını kullanıyoruz. Ekranın tam ortasında gördüğünüz cihazı biz portatif olarak direkt pres altında kalıpların yanına giderek sağ alt Kısımda gördüğünüz operatörün çok net bir şekilde kalıp yüzeyini e, ölçmesini, taramasını sağlayacak portatif şekilde Atos 2.3'ü kullanıyoruz. Ee, en çok nerede işimize yarıyor e, bu Atos 23? Bizde e, dökümleri demin söylediğim gibi dışarıdan tedarikçilerimizden dökümleri e, zamanında alarak öncelikle bu dökümlerin giriş kalite kontrollerini yapıyoruz. Kendi verdiğimiz datalara göre uygun şekilde dökülüp dökülmediğini e, test ediyoruz. Ve bunları kanıt döküman olarak kendi müşterilerimiz için, dış firmalarımız için, dış müşterilerimiz için bunları arşivlerimizde tutuyoruz. E, alt ve üst çeliklerimizin e, ham şeklinde, ham döküm şeklinde taramalarını yapabiliyoruz. Bu kırmızı görülen yüzeylerde işte artı paso miktarı, ikisi olan bölgelerimizde de ek kaynak veya işleme gerektiren bölgeleri benim belirleyebiliyoruz ve bunlara göre aksiyonlar alabiliyoruz. Bunları direkt tasarım datasıyla birebir kıyaslayabiliyoruz GOM aracılığıyla. Bu da bize e, tasarım datasına ne kadar yakın, ne kadar uzak olduğumuzu, ek işlemler gerekip gerekmediğini ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde alt ve üst çelikleri e, ham şekilde değil de montajı birkaç yüzey görüyorsunuz. Özellikle sol tarafta bir, sağ tarafta iki tane montajlı yüzey var. Bu yüzeylerdeki montajların Yine tasarım datasıyla ne kadar koordineli bir şekilde e, monte edildiğini veya monte edilemediğini, şu mavilerden de eksi bölgeleri görebiliyorsunuz. Onları belirleyip yine ek aksiyonları belirleyerek dökümlerimizi feasible hale getiriyoruz. Ee, daha sonra alt ve üst yüzey işlenmiş kalıp taramalarını e, tezgah işleme sonrasında da kıyaslayabiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ayna şeklinde olana kadar biz yüzeylerde alıştırma, tamamen el işçiliği, sanatsal kısım dediğim kalıp işlemelerinde bu yön çok önemli. Biz bu yüzeylerden sonra imalata geçmeden, pres altı çalışmalarına geçmeden önce yüzeyimizi dondurmak dediğimiz yani tasarım datasıyla birebir aynı olacak şekilde tabii ki bazı bölgelerde sapma olacaktır ama bunun panel kalitesine ciddi majör bir probleme sebebiyet vermeyecek şekilde Önlenmesini amaçlıyoruz burada. Birebir e, NC datayla yani tezgah işleme datasıyla kıyaslanmasını kontrol ediyoruz burada. Burada da bir örnek görebilirsiniz. Komple yüzeyi işlenmiş bir kalıp datası koymaya çalıştım. Sol tarafta gördüğünüz bu sarı kısımlarda işte artı 15 artı 12 gibi e, fazla paso bırakılmış sağ tarafta da. Bu bölgelerde atıyorum şu anda ek olarak bir var diye işçilik çıkartıp o bölgelerde tamamen bu analizin sonucunu kullanarak bölgesel anlamda hatta daha detay yaparak bu bölgelerden ölçümler de alabiliyoruz bildiğiniz üzere. İşte 15-20 milimetrelik kısımda artı 0-15'lik bir ek çalışma belirleyip yüzeyi tamamen sağ tarafta gördüğümüz gibi ayna haline getirdikten sonra biraz altı çalışmalarına başlayıp kalite çalışmalarımıza başlıyoruz. Birkaç tane de e, eski projelerimizden örnek vermeye çalıştım. Çünkü şu anda takım kalıpta e, Gölcük lokasyonunda biz daha çok CMM ölçümleri yaparak müşterilerimize e, işte inek kare dediğimiz SPC yani sürekli kapabilite ölçümlerini yapıp tekrarlanabilirlik ölçümlerini yapıyoruz. Ama önceki zamanlarda demin e, Özel Bey'in de gösterdiği ...inönü lokasyonundaki kamyondaki e, SPC ölçümlerinde, inekare ölçümlerinde... ...çünkü bazı parçaları Ford e, Gölcük'te basılıyor o kamyonun. E, o parçaların ölçümü için de takdir edersiniz ki... İnönü'ye kadar parçaları gönderip ölçüp geri almaktansa... ...biz e, burada e, ek bir modüler fiksür tablası yapıp... ...Özel Bey'in de gösterdiği şekilde ek ölçümler de yapıp... E, ...inekare SPC ölçümleri de alabiliyoruz. E, bu gördüğünüz bir örnek... Kapı, iç iç kapı örneği e, transitten e, iç kapı örneğini vermeye çalıştım. Burada tamamen yine İnekarı'da e, şu küçük bölgede kırmızı artı 1.75'lik spek dışı bir nokta görüyorsunuz. Bu bölgelerde artık pres altında olduğumuz için direkt çalışmalar planlayarak o bölgelerin e, parça datasına yaklaşması veya minimum şekilde e, bozulmasını sağlayarak sapmalar alarak ilerliyoruz. Bir tane kesme flanş küçük çeliğinden bir örnek vermeye çalıştım. Bu kesme yüzeyleri bizim için çok önemli. demin diğer firmalardan arkadaşlar da bazı örnekler verdiler buna benzer bir şekilde. döküm çelik taramaları ile bu gördüğünüz deliklerin de ölçümlerinin doğrulamasını yapabiliyoruz. Çevre yüzey paso kontrollerinin taramalarını yapabiliyoruz. Bu çelikleri bu çelikleri döküm halinde dışarıdan alıp yüzeylerin işlemelerini Takım kalıpta biz yapıyoruz. Tabii problemli gelenler de oluyor bildiğiniz üzere. Datadan sapılmış noktalar da olabiliyor. Bunların giriş kalite kontrollerini demin de söylediğim gibi önce kendi atölyemizde yapıyoruz. Ek bir problem çıkması halinde majör olması durumunda firmaya geri iade edebiliyoruz. Veya ölçüm sonuçlarına göre düzeltme yapabilecekse onları yaptırmaya çalışıyoruz. Bir tane de çekme kalıbı koydum. Şimdi demin arkadaşlar da bahsetti. Genelde 4 veya 5 operasyondan oluşuyor bizim kalıplarımız. Çekme, kesme, ikinci kesme ve işte flanş operasyonları olan kalıplarımız oluyor. Ben ilk operasyonu, çekme operasyonunu vermeye çalıştım. Çekme operasyonu üstünde de bir çekme paneli ölçümünü örneklemeye çalıştım burada. Burada ilk tarama, ilk yüzey, ilk panelin alındığı zamanki tarama sonucunu koymaya çalıştım sağ tarafta. Bu mavi Bölgelerin çökme, kırmızı bölgelerin yüzeye doğru yani baktığımız Z yüzeye doğru bir kubbe şeklinde diyeyim şişlik olduğunu, buralara ek işlemler gerektiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Aksiyonlarımızı planlayıp işte gerekiyorsa tezgah işleme, gerekiyorsa elle müdahalelerini yapıp yüzey datalarıyla kıyaslamış oluyoruz. Demin bahsettiğim gibi e, panel ölçümlerinde daha az kullanıyoruz artık e, GOM e, 3D taramayı ama e, özellikle yazılım kısmında bize çok büyük bir de, e, avantajı da var. Şunu sağlıyor bize. Biz imalata hiç başlamadan tamamen tasarım ve proses sonucunda panellerimizin sanal simülasyonlarını yapıyoruz. Sanal analizlerini yapıyoruz. Bu sol tarafta gördüğünüz %100 green yani yeşil bölgede, safe bölgede kalan bir panelimizin prosesimizin ne kadar verimli olduğunu, bu proses uygulanırsa, imalatta bu prosesi sağlarsak ne kadar önemli bir sonuç alacağımızı gösteriyor ve yüzde mertebesinde bir değer veriyor bize. Level 2 ve Level 3 noktalarımızı biz bu arada AutoForm kullanıyoruz simülasyonlarımıza otofom çıktısıyla birebir o yüzeyleri STL olarak kıyaslayıp e, sanal e, yüzey raporlamalarını alabiliyoruz. Burada da gerekiyorsa ek aksiyonlarımız çıkıyor. Tabii ki her panelin %100 green çıktığını söyleyemeyeceğim. E, Proseslerimizde problem olan panel e, malzeme kalitesiyle ilgili problemler öngördüğü zamanlar olabiliyor simülasyon programlarının. Bunu biz e, tamamen bu proseste basılmış şekliyle Atos'la, GOM'la özür diliyorum, GOM'la birlikte kıyasladığımızda bölgeye göre ek aksiyonlar alabiliyoruz. Bir tane de fikstür görseli koymaya çalıştım aynı panelin. Fikstür üzerindeki taramalarımızı tamamen yine atölyemizde biz kendimiz sağlıyoruz. Optik tarama sonucu işte yüzey, delik, trim. İşte meeting, non mating, non-mating dediğimiz, özel kaynak yüzeyleri dediğimiz noktaları belirleyip özel ölçümler alabiliyoruz. E, müşterimizin şu anda mesela devam eden bir projede e, Meksika müşterimizin sürekli olarak e, fiksürleri buradan almadan önce ek ölçümler istediği noktalar çıkabiliyor. Bunları da çok hızlı bir şekilde e, 3D tarayarak yaklaşık iki saat içinde sonucu alıp müşteriyle paylaşabiliyoruz bu özelliği bizim için gerçekten çok önemli e, müşteriyle birebir gün içinde sonuç al ver şeklinde e, sürecimizi devam ettirebiliyoruz e, en son bahsetmek istediğim bir örnekse e, bir tane örnek transit kastımı verdim e, gövde üzerinde e, bazen özellikle kaynak gövde kısmında bazı problemlerle karşılaşabiliyor ekiplerimiz bizden iç ekip olarak destek istedikleri noktalar oluyor örnek olarak bu projede ben de yer aldım motor kaputunun sol ön tarafında şu tam monsun gösterdiğim kısmında bir çökme meydana gelmişti bunu özellikle gövde birleştiğiminden sonra yani bizim klinçleme operasyonumuzdan sonra olduğunu fark ettik tekil panellerde olmayan bir problemdi bu. Bunu gövde üzerinde tarayarak bölgelerin ne kadar doğru, ne kadar dataya yakın, ne kadar clinch datasından uzak olduğunu fark edip kaynak ekibini burada besledik, kaynak ekibiyle birlikte ek bir clinch çalışması yaparak problemi giderdik. Şöyle bir avantajından da bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi portatif şekilde, tekerlekli bir şekilde istediğimiz yere taşıyabiliyoruz. Bizim kaynak atölyesi ile aramızda yani yaklaşık bir 400-500 metre bir mesafe var. Araçları oradan takım kalıba getirip ölçmek bize ciddi zaman kaybı yaratacaktı. Bunun portatif olması, direkt gomumuzu oraya taşıyıp Atos 2'ye göre yazılımlarımızda, işte klinik datalarını da kullanarak örtüştürdüğümüzde çok kısa bir zamanda gövdede istediğimiz bölgeye, istediğimiz taramayı alabildik. Bu bize en çok kolaylık sağladığı noktalardan biri olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.